Kimi aradınız? İyi günler. Ben Aynur Hanım'a gelmiştim. Onun arkadaşıyım. Zillerde yazmıyor ne numarası ne adı. O yüzden görevli ziline bastı. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Aynur Hanım'ın dairesi 2. kat 4 numara. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynur Hanım hasta biraz. Uyuyor galiba. Biliyorum, biliyorum. Ben de iğne yapmak için geldim zaten ona. Öyle mi? Hı-hı. Kolay gelsin. Sağ olun. Uyuyormuş. Ben onu uyandırmasını bilirim. Kim o? Açar mısınız? Buyurun. Merhaba. Ben Handan Tekinoğlu. Ya yakın zamana kadar Handan Tekinoğlu'ydum ama artık Tekinoğlu soyadını kullanmıyorum malum. Ağız alışkanlığı işte. Biraz konuşabilir miyiz? Ben... biraz rahatsızım. İnanın kötü niyetle gelmedim buraya. Söyleyeceklerim sizin menfaatinize. Lütfen. Çok vaktinizi almam zaten. Buyurun. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Biraz dağınık ve rahatsızım da. Olsun. Buyurun oturun. Bak ben de üstümü değişip geleyim. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Lütfen rica ediyorum Sami'ye burada olduğumu söylemeyin. Öyle bir şey yapmayın. Dedim ya rahatsızdım. Evi toplayamadım. Yılbaşı gecesi üşüttünüz herhalde. İnsan öyle eğlenirken farkına varmıyor değil mi? Terlediğinin falan. Sonradan çıkıyor acısı işte. Evet. Ne konuşmak istiyorsunuz benimle? Ben sizinle Sami Tekinoğlu hakkında konuşmak istiyorum. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Niye? Onu çok iyi tanıdığınızı mı zannediyorsunuz? Yeteri kadar tanıdığımı düşünüyorum. Vallahi ilişkiniz ne zaman başladı? Ne zamandır berabersiniz bilmiyorum ama... ben onu 16 yaşından beri tanıyorum. Yani çocukluğumdan beri. Sami... babasından kalan fırını işletiyordu. Çocuk yaşta kaybetmiş babasını, annesini. Bir sürü insan eline bakıyordu. Okulunu bırakmış, çalışmak zorunda kalmıştı. Gece gündüz durmadan çalışırdı. Ama bu kadarını zaten size anlatmıştır.
Liseye gidiyordum ben o zaman. Ne etrafımdaki ne okulumdaki gençlerin hiçbirine benzemiyordu. O kadar güven veriyordu ki ayaklarını yere sağlam basıyordu. Yakışıklıydı da biraz. Gençlik işte. Kapıldım. Ailem karşı çıktı. Bana okula devam edebilirsin, istersen üniversiteye de gidersin dedi. Güvendim, inandım. Ailemi, herkesi karşıma aldım. Kaçtım ona. Evlendik. Ailem beni reddetti. Bir daha annemin babamın yüzünü görmedim ben. Onun gerçek yüzünü görmem uzun sürmedi. İlk dayağını yediğimde ne olduğumu şaşırdım. Ama bütün kapılar kapanmıştı arkamdan. Gidemedim. Gidecek yerim yoktu. Okulun olsunu bile söyleyemedim. Büyük hayal kırıklığı oldu benim için. Büyük pişmanlık. Ama çaresizdim. Katlandım yıllarca. Ömrüm onun dayağı, onun eziyetleri, maddi manevi işkenceleriyle geçti. 30 yıl hep bastırıldım. Hep horlandım. Hep küçük görüldüm. Biliyor musunuz Aynur Hanım? Yıllarca gazetede iş ilanlarına baktım. Kocasının eline muhtaç olmayan, çalışan kadınlara imrenerek, özenerek baktım. Ömrüm onlara özenmekle geçti. Ben ondan habersiz değil bir adım atmak, nefes bile alamadım. Lafın kısası, ben ne gençliğimi yaşayabildim, ne çocukluğumu yaşayabildim. Ne de kadınlığımı Aynur Hanım. Çok şükür, geç de olsa kurtuldum ben ondan. Şimdi sırf bana yanıt olsun diye sizinle bir şeyler yaşamaya kalktı. Aynur Hanım, belli ki Sami size başka bir yüzünü gösteriyor. Gerçek Sami bu değil. Ben 30 yıllık evliliğimde özel bir gün kutlamadım. Bir çiçek bile almadım. Tencere tava hediye ederdi bana. O da evliliğin ilk yıllarında. Eş değildim ben ona. Ona hizmet eden bir demirbaş. Bunları size anlatmamın sebebi, bir başlangıç yapıyorsunuz hayatınızda. Küçük de bir çocuğunuz var. Bu yola çıkmadan önce kiminle yürüyeceğinizi iyi düşünün. Sonradan pişman olmayın. Yakında yüzük takıyor musunuz? Sizin geçmeyi düşündüğünüz yoldan ben yıllarca saçım çekile çekile, dayakları yiye yiye, eziyetleri göre göre yürüdüm. Ne fedakarlığımın kıymeti bilindi, ne de itaatkarlığımın. Bir gün kapının önüne koydu. Allah'tan evlatlarım vardı da sığındım. Belli ki siz de zor durumdasınız. Ama ben size derim ki bir kere daha düşünün. Sonradan pişman olmayın. Çıktığınız yolda yanında yürümesini istediğiniz insan gerçekten bu adam mı diye bir daha düşünün. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın. Aynı kişiden mi bahsediyoruz? İnanamıyorum. Şimdi siz işinizi bozmak için yalan söylediğimi düşünüyorsunuz değil mi? Ama ben sizin yerinizde olsam, yani bu duyduklarımın en azından bir tanesi bile doğru olsa cesaret edemezdim Aynur Hanım. Kaldı ki hepsi doğru. Bana inanmıyorsanız sorun kendisine. Versin cevabını. Yani eğer yalan derse, siz de ona inanırsanız gerçekten kurun hayatınızı. O zaman kendi düşeni alamaz derim. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Vicdanım rahat. Bundan sonra size kalmış. İyi günler.